Merhaba ben Tunç Piyasalar yoruma hoş geldiniz. Bugün borsada bayağı satışlar vardı yani öyle böyle değil. Ee, ve de şöyle işte bu Nadara Yavatsı'ndan kadar yükseliş olabilir dedik. Oradan da geri döndü dedik. Bugün de satışlar devam etti. Ee, tekrar belki şu Nadara Yavatsı'nı yani 8740-8700 bölgesinde yakalayıp oradan dönebilir. Ee, böyle bir satışlar geldi bayağı da güçlüydü. Yani yukarı gitmekte zorlanıyor piyasa Çünkü yabancı gelmesi hikayesi vardı. yabancı gelmiyor yani seçimden sonra gelecek olan yabancı da faizler yükseldiği için faizi tercih edebilir diye belki düşünüyor ve borsayı tercih etmesi için Tabii belirsizliğin ortadan kalkması lazım. Normal şartlarda belirsizlik ortadan kalkıyordu ama bugün Numan Kurtulmuş'un açılmaları, açıklamaları vardı. Onlar da beni biraz teyit etmiş oldu. Çünkü ben öyle seçim geride kaldı, bitti demeyecekler. Bunlar anayasa referandumu gündeme gelecek. Özellikle Kurban Bayramı'ndan sonra seçim startı verilebilir diyordum. Ama gördüğüm kadarıyla yani Numan Kurtulmuş'un açıklamalarına göre Ramazan bayramından sonra görüşmelere başlayacaklar siyasi partilerle bir netice alınamazsa mecliste oylanacak ve karar tabi 400 milletvekiline erişilmesi gerekiyor mecliste kabul görmesi için o bir o zor yani öyle bir şey mümkün gözükmüyor bu durumda ama üçte yani iki çoğunluğa ulaşamıyor ama işte daha az bir çoğunlukla referanduma gidilebilir onun da belki hesabı işte Kurban Bayramı'dan sonra kalabilir yani benim tahminim gene de tutabilir yani çünkü çok hızlı bir şekilde o referanduma gidilmez diye ben düşünüyorum burada tabii ikinci seçim gibi oluyor bu yerel seçimden sonra. Bu referandum süreci olması, bu durumda acaba enflasyonla mücadeleden eden e, erkenden vazgeçilir mi? O çünkü program çalışıyor diye sürekli olarak söylüyorlar. OVP'de de enflasyon hedefi 2024 sonunda %33. O %33 dahi gelmeden ya da gelmeyeceği bile görüldüğü halde gene de faiz indirimi olur mu? Çünkü seçim var. Seçim sürecine giriliyor ya da seçim sürecine girilecek artık yani bu onu gösteriyor çünkü referandumdan bahsediyorsak. E tabii bütün bunlar paranın borsa yerine bir süre daha belki tahvilleri tercih etmesini, bonoları tercih etmesini yabancının e, yani yabancının tercih etmesini sağlayabilir. Çünkü yabancı burada bir garanti bir para var diye düşünür. Çünkü dolar kurunu baskılamayı tercih ediyorlar. Dolar dolar kurunu baskılıyor, e, faiz var o zaman ben bu faizden bir şey kazanırım borsaya girip niye risk alayım diyebilir yabancı böyle bir durumda tabi borsada satışlar gelmesi normal. Dolar kurunu ne kadar baskılacak? Valla çatlayıncaya kadar baskılar e, ama çatlar yani çatlar diye düşünüyorum ben çünkü bu aslında geçen sene çatlardı fakat bu e, yani dolar kurunu bir serbest bıraktı. Yükseldi kur. O arada onlar da bir şeyler topladılar falan. Yani bu Eylül'e kadar, Ağustos sonuna kadar falan biraz böyle bir serbest bir kur vardı. serbestte benzeyen bir kur vardı ama Ağustos sonunda yeniden baskınamaya başladılar. Çünkü artık ellerinde birikmişti de yeniden rezerv. Fakat işte Ocak başından beri sürekli rezerv kaybı var. Bu 500 puanlık artış etkili olacak mı bilmiyoruz Cuma günü de satıldığını gördük Cuma günü rezerde ciddi azalmalar e, satmadan nasıl oldu bu rezerde değil mi yani bu azalma? Perşembe günü az miktarda artış var yani dolayısıyla iyi değil vaziyet borsa içinde o kadar iyi konuşamıyoruz maalesef işte gidişat kötü görüyorsunuz şöyle dolar bazında bakıldığında e, kaça düşmüş bugün 273 şu 248 248'lere falan gelirse iyi bir alım fırsatı olur diye düşünüyorum yani şu anda. E, tabii başka gelişmelerin de olmaması gerekiyor bu arada. Başka olumsuz gelişmelerin, gelişmelerin olmaması gerekiyor. E, bir sürü olaylar oluyor. Yurt dışında da olaylar var. Bizde dışişleri şu anda seçime odaklanmış durumda dışişleri bakanı. E, dolayısıyla onlarla da ilgilenmek için seçimin geçmesi bekleniyor falan. Çok zayıf yani vaziyet. İyi değil yani borsa kısmı böyle olumlu bir durum yok borsada ne yapacaksın yapacak bir şey yok ee, bitcoin'den bahsedelim bitcoin merak ediyor tabii insanlar tekrar ala döndü mü diye bakın şu iki saatlikte gelmiş nadaraya vatsından gidemiyor yani zorlanıyor yükselmekte 12 saatlikte de, de gelmiş nadaraya vatsından gidemiyor zorlanıyor ee, süper trende baktığımızda da dibine kadar gelmiş geçmekte zorlanıyor. Yani sistemimiz tekrardan ala dönmemiş. Şuradan ala dönmüştü 29 Ocak'ta şurada da sata dönmüştü 16 Mart'ta. Şimdi tekrardan ala dönebilir mi? Henüz daha dönmüş değil 12 saat daha geçmesi gerekiyor. 12 saatten takip ediyoruz demiştik bu şekilde yani. Tekrar burada bir tuzak yapıp aşağı gelebilir. Dikkatli olunmalı bakın gördüğünüz gibi negatif uyumsuzluk falan da var. Bitcoin tarafı böyle. E, S&P tarafında, S&P tarafında işte dün biraz düşmüştü, bugün biraz yükseliyor. Yani devam ediyor. Bence yükseliş trendi hala bir sıkıntı yok. Şöyle günlükten bakıyoruz. Günlükten herhangi bir sıkıntı yok. Gidiyor işte görüyorsunuz. gayet iyi S&P tarafı. Nasdaq tarafı her defasında bilmiyorum söylemeye gerek var mı? S&P ise Nasdaq da iyi zaten o tarafta yoluna devam ediyor. Yani alayım mı alayım mı? Evet alabilirsiniz. Sıkıntı yok. Amerikan 10 yıllıklar 4.23'ün bugün altına düşmedi. Bir miktar üzerinde seyrediyor. Hala tehlike geçmiş değil. O yüzden uygun değil şu anda TLT, TMF almak. Altın, altın hala alınabilir. Bugün biraz yukarı hareket yaptı. Geri geldi ama hala bakın hareketli ortalamanın üzerinde. Altın alınabilir. Gümüş, gümüş bugün kötü. Biraz daha düşebilir bu durumda öyle gözüküyor. Çünkü altında yukarı yönde güçlü bir hareket görmüyoruz. Şu harekette ortalamaya kadar 24.2'ye kadar falan gelebilir. Negatif uyumsuzluk var. Belki harekette ortalamaya gelip şöyle yukarı dönebilir. O yüzden sata döndü demiyorum ben. E, gümüşü 12 saatlikten takip ederiz. 12 saatlikte şu anda sata dönüyor gibi. Fakat henüz gün bitmiş değil. 12 saat bitmiş değil yani. Aa! Altını da 8 saatlikten takip ederiz. Altında sıkıntı yok ama gümüşte bir miktar sıkıntı olduğunu söyleyebilirim. Yani böyle. Yani gene de altın alınır mı? gene de alınır. Çünkü alamayacaksınız. Her taraftan altın almanızı engellemeye çalışıyorlar. Bugün gene bir yerlerde kaçak altın ele geçirilmiş. Hiç akıllanmıyorlar yani kaçakçılık var. Bunlar yakalananlar ya bir de yakalanmayanlar kim bilir. Ne kadar bilmiyorsun ki adam yakalanmamış zaten. Yanlışta inat ediyorlar ama çatlayacak yani. Bu yanlışta inat işi bak ne hale getirdi. Ne hale getirdi yani böyle. Ee, bu faizi de 50'ye çıkarttılar işte 8.5'a indirdik, daha da indiriyoruz falan diyorlardı. Ne oldu? İşte 50 oldu. Şimdi doları tutuyoruz diyorlar. Hadi tutmuyoruz diyorlar tabii ki ama yani görüntü o şekilde ne olacak? O da çatlayacak. Bu böyle gitmez ki abicim. Yani serbest piyasaya müdahale falan, müdahaleci anlayış, yasakçı anlayış iş. işte altın ithal edilmesi falan. Nereye kadar yani? Bunun bir sürdürülebilirliği yok. Nasıl o faiz 50 olduysa buçuktan o serbest kur da gelecek, o dolar da artacak. Bunların hepsi olacak yani. Olacak. Başka yolu yok yani bunun. Yoksa yani elindeki bütün rezerv falan her şeyi tüketiyorsun. Dünyada bir sürü örneği var ya. Hepsi sonunda her şeyini tüketmiş, daha beter olmuş. Biz bu haltı neye yedik demişler. Ama işte iş işten geçmiş olmuş. Bizde de olacak şey böyle bu gidişte yani. O yüzden TL varlıklara yatırım çok riskli. Borsa dahil buna yabancı para varlıkları yatırımı öneriyoruz. Fakat Eurobond önermiyoruz. Eurobond alacaksanız 2 yıl vadeli veya daha kısa. 2 yıl veya daha kısa vadeli Eurobond olsun. Çünkü CDS artarsa önümüzdeki günlerde böyle bir çatlama olduğu zaman ya da işte seçim sürecine girilecek olursa ve bunun sonucu olarak da CDS artarsa İki yıl vadeli bir Eurobond olduğu için e zaten birkaç ayda geçmiş olur. O saatten sonra satıp daha yüksek e, CDS'den daha yüksek getirili Eurobond'a girseniz fazla bir zararınız olmaz. Satmayıp bekleyebilirsiniz. Vadesine kadar gelip zaten fazla bir şey kalmaz. Belki bir sene daha bekleyeceksiniz. Ondan sonra çok daha yüksek faizle o Eurobond'ları alma imkanınız olur. Ama bugünden gider uzun vadeli eurobondlara para yatırırsanız o CDS'ler arttığında siz o belki 5-6 sene düşük faizden o eurobondu taşımak zorundasınız. Onu zararına satıp gelip ondan sonra yüksek faizden eurobond almak istemeyebilirsiniz. O fırsatı da tepmiş olursunuz bugünden böyle bir yanlış iş yaptığınız için. Süreli Eurobond fonları var nitelikli yatırımcı için. Onlar alınabilir. Nitelikli yatırımcı değilseniz alamıyorsunuz. Yapacak bir şey yok o konuda. Süresiz Eurobond fonları var. Onları önermiyoruz. Çünkü onun içerisinde uzun vadeli de var. CDS arttığı zaman direkt değer kaybediyor. Öyle bir şey yapmanızı tavsiye etmiyorum. Bugünlük de bu kadar.